nazik davetiniz için Faruk abiye, Bilim Sanat Vakfı'na çok teşekkür ediyorum. Bilim Sanat Vakfı'nın bende özel bir yeri var. Onu da zikretmeden sunuma başlamak istemiyorum. 2005 kademedeydik, yıllar geçmiş. 2005 kademede o dönemlerde işte ilim yolcusu olmanın övülesi olduğu dönemlerden geçtik. Ve o dönemlerde kademe öğrencisi olmak çok ciddi bir prestijdi. Ve ben ikinci hazırlık sınıfında, T sınıfı vardı Galatasaray'da. Şu an bir yıl hazırlık var ama o dönemde iki yıl hazırlık vardı. İkinci yılımda, hazırlık yılında çok çalışarak kademe öğrencisi olmayı başarmıştım. Şeyi hatırlıyorum Faruk abi, hangi soruları çözdüğümü bile hatırlıyorum. Sosyalin bilimi olur mu? Hızır Murat Köse. Mükemmel bir derste Şef Settle'ın mektubu, ondan sonra İran devrimleri, böyle hepsini masaya yatırdığımız bir derste. Gerçekten harika bir derste. Böyle alternatif eğitimin, enterdisipliner çalışmaların henüz olmadığı yıllarda, o dönemlerde çok ciddi bir ufuk bakış açısı kazandırdı bize o dönemlerde. Kara Athena gibi bir kitabı okutturmuşlardı kademe öğrencisi olduğumuzda. Yunus Uğurlar, Mehmet Cüneyt Kaya, Cüneyt Kaya hocamız ve düşünce tarihi hocamızdı. Yani düşünün, çok harika hocalarla çalışma fırsatımız olmuştu. Mehmet Akif Kaya Pınar, Erdal Yılmaz, İsa Karslan, bu tür hocalar derslerimize girmişlerdi. Bunlar bulunmaz fırsatlardı gerçekten. Faruk abi de her zaman abimiz olarak ne zaman başımız sıkışsa başvurabileceğimiz birisiydi, abiydi gerçekten. Hususi teşekkür etmek istedim sunuma başlamadan önce. Bu teşekkürü de borç bildim. Şimdi sunuma geçince tabii ki Havva da bahsetti. Bir meselesi var. Doktora, özellikle doktora çalışmasında bir meselemiz üzerinden ilerleyebiliyoruz. Gerçekten doktora o kadar zorlu bir süreç ki bizde bir manası olan bir şeyden itibaren başladığımızda bir yere tekabül ediyor ve biz daha iyi çalışabiliyoruz. Aynı şekilde karşı tarafa da daha iyi aktarabiliyoruz. Karşı tarafta bizdeki manayı kendilerinde işte refleksif olarak karşılayabiliyorlar. Bizde bir manası olması lazım onun için çalıştığımız konunun. Ben buna yürekten inanıyorum. Şimdi bizim 2003'te Galatasaray'a girdim. Dindar birinin bu işte şey dönemler, başörtüsü sorunlarının ayyukta olduğu dönemler, o dönemler. Dindar birinin çok zorlanacağı şekilde şeyler yaşadım. Şimdi burada drama queen diyorlar, küçük Emrah'a bağlamak diyorlar, onları girmeyelim. Ama bu meseleyi işte şey yapmak yerine, kavga etmek yerine nasıl üstesinden gelebiliriz, nasıl bu meseleyi nasıl aktarabiliriz ve o tecrübenin aktarılması gerektiğini de düşünüyorum. Gerçekten üzerine çok az konuşuldu, bir sürü travma var orada ama çok az konuşuldu. Bu tez, mesela Martin Nussbaum'un Kurye Internasyonel'de bir makalesi vardı. Çalıştığım düşünürlerden birisi Martin Nussbaum. Orada diyor ki, biz şu anda diyor bir krizin içerisindeyiz. Yüzyıllarca çıkarları koruyacak bireyleri yetiştirdik, teknik bireyleri yetiştirdik ama o başkasının gözüyle hayata bakabilen, empati, sempati, işte tolerans, esneme payları olan bireylerin yetişmesini ıskaladık. Yani bu anlamda yetersiz kaldık ve bunların sancılarını yaşıyoruz. Bir kriz yaşanıyor şu anda. İşte teknik mühendisler yetişiyor, teknik bireyler yetişiyor ve gözünü kırpmadan bombalayabiliyor mesela. Başkasının gözüyle hayata bakabilme pratiğinin olması ve eğitimde bu şekilde olunması, olunmadığının bir sürü tezahürünü yaşıyoruz. Şu anda bile yaşıyoruz. Ve hani bunu nasıl bunu nasıl aşabiliriz? Bu krizi nasıl düşünebiliriz? Bunların neticesinde ki kendim de işte mesela Matthew Lipman'ın P4C pedagojisi, çocuklar için felsefe pedagojisi, siyah-beyaz çatışmaların Amerika'da ayyuka çıktığı bir dönemde ortaya çıkmış bir felsefe aslında, çocuklar için felsefe pedagojisi.
siyah beyaz o ilk ırksal çatışmaların ayyukta olduğu dönemlerde ortaya çıkmış bir akım. Yani rehabilite etmek, toplumda bir şeyleri birlik sağlama amacıyla da olmuş bir akım. Şimdi bütün bunları okumaları yaparken kafamda bölük pörçük okuyoruz ama onları nasıl birleştirebiliriz gibi bir şey var. Mesela ahlaki eylemin canlılığı tabiri literatürde olan bir tabir değil. Bir tür canlılık derken neyi kastediyoruz? Biyolojik anlamda bir canlılıktan mı bahsediyoruz? Yoksa benim bahsetmeye çalıştığım canlılık şöyle bir canlılık. Sürekliliği olan ahlaki eylemlerde bir süreklilik yakalama. Ve işte motivasyonumuz ne? Neden iyi olmaya çalışıyoruz? Bunca kötülük varken biz niye iyi olmaya çalışıyoruz? Niye bunu deniyoruz? Sürekli iyi olmaya çalışıyoruz. Ve bir tür ölümsüzlük arayışı mı? Canlılık dediğimiz şey ölümsüzlük mü? Aslında bir ölümsüzlük arayışı mı? Yoksa canlılık dediğimiz şey bir eylemlilik hali mi? Yoksa bu eylemlilik halinin sürdürülebilir olmasına mı canlılık diyoruz? Bütün bunları tartışmaya çalıştım tezimde. Özellikle giriş bölümünde biyolojik anlamda bir canlılıktan bahsetmediğimi ve hangi anlamda ahlaki eylemlerdeki bir canlılıktan bahsettiğimi anlatmaya çalıştım. Bu anlamda özellikle Aristoteles etiği kısmında şöyle bir şey oldu. Bu arada ben Fransa'da başladığım tezime devam ettirmek zorunda kaldım. Fransa'daki tezime devam ettiremedim. 3 yıl Fransa'daki tezim Aristoteles etiğiyle ilgiliydi. Burada o çalıştığım konunun Aristoteles etiğiyle ilgili çalıştığım konuyu nasıl işte birlikte okuyabiliriz, ahlaki eylemin canlılığıyla birlikte okuyabiliriz şekline dönüştü oradaki Fransa'daki tezim. Burada üç düşünür bağlamında nasıl ele alabiliriz'e dönüştü. Aristoteles kısmını okurken Aristoteles'in bir naturalist kaydı öne çıkardığını, bunu anlatacağım. Naturalist kayıt derken ne demek istiyoruz? Bunları anlatacağım. Ve Aristoteles'in bir ölümsüzlük arayışının tezahürü olduğunu anlatmaya çalışacağım. Bunu da şeyle tahtaya kullanabiliyoruz değil mi? Bir şey soracaktım aslında ama. Tabii. Neden Platon değil de Aristo diyecektim? Cevabı vardı. Oradaki ölüm. Ölümsüzlük. Aslında Aristoteles. Bir derdi yoktur yani. Şimdi Aristoteles etiğiyle Platon etiği çok ayrıymış gibi gösterilir ya, aslında öyle değil. Esasen ikisinin de bir ölümsüzlük. O Eidoslar aslında bir tür ölümsüzlük arayışını. İşte şimdi anlatacağım şey de onunla ilişkiliydi, güzel oldu. Fransızca defo diye bir kavram var. Defo, defolu mallar falan var ya hani, oradaki defo bu. Şüphe bir şeyi olumsuzuna çeviren bir şey. Mesela buradaki fo da Fransızca'da mesela il faut manger, yemek lazım. İşte il faut sourire, gülmek lazım. Faut, oradaki faut, lazım demek. Lazım. D de onu olumsuzuna çeviriyor. Mesela fer yapmak demek, defer bozmak demektir. D de böyle bir ek. Un moral pour le mortel diye bir kitabı var. Anne Merkel diye bir filozofun. Aristoteles etiği uzmanı. Un moral pour le mortel. Ölümler için moral diye bir kitap. Kitabın başında defo analiziyle başlıyor Anne Merkel. Ve diyor ki temel bir defoyla doğuyoruz. Defo hani eksiklik, yani defolu mal dediğimiz şeyde de eksiklik. Temel bir defoyla doğuyoruz. Ölümlü olmak. Defomuz ölümlü olmak. Ve İşte o Platon'un Şölen'de öbür yarımızı kaybetmişizdir. Hep onu ararız ya, Androgynos miti vardır orada. Hep öbür yarımızı ararız ve bizi tatmin edecek olan şeyi ararız. Öbür yarımızı ararız. Bizdeki ölümlü, temel bir defoyla doğuyoruz. Ölümlü olmak ve ölümsüz olan bir şeyle tatmin olabiliyoruz sadece. Ölümsüz olan adalet hiçbir zaman ölmüyor. Yani mesela Filistin bombalanıyor ama üniversite öğrencileri ayağa kalkıyorlar. Bir şekilde ölümsüzlük, bir tür ölümsüz olan bir şey de var. Yani o hiç popülaritesini kaybetmiyor. Bir takım erdemler, adalet, cesaret, iyilik, doğruluk, bunlar ölümsüz.
Ve tatmin edecek şey Aristoteles etiğinin en temelinde ve Platon'un etiğinin en temelinde bir ölümsüzlük arayışı var. Ve burada temellendiriyor. Aristoteles etiğini burada temellendiriyor. Şimdi bunu ben canlılığı aslında buradan itibaren alırsak, canlılığı bir tür ölümsüzlük arayışının bir ayağı da oydu. Ya canlılık derken bir tür ölümsüzlük. Ve Aristoteles etiğinde işte uçlardan kaçınarak bir makul olana dair logosumuzla burada şey var, makul olanı, o ölçülü, adil ortayı bulma üzerinden bir yakalanan canlılık var. Bu canlılık da şu şekilde, mesela iyi eylemlerde bulunmaktan haz almak bir tür süreklilik sağlayabiliyor. Yani iyi eylemlerden haz alan insanlar üzerinden yürüyen bir ahlaki sistem var. Bir de Aristoteles etiğinde şöyle bir şey var. Benim için mesela şu suya şu mesafeden bakmamla çok uzak, çok çok uzak işte pigmentlerini çok ayrıştığını ve görünmez hale gelen uzaklıktan baktığımı düşünün. Bir tür oranla bakmanın iyi, en iyi şekilde görmeyi sağlamak var Aristoteles etiğinde. Aristoteles işte epistemolojisinde. Etiğine de bunu yansıtabiliriz. Bir tür ortos logosla bakmak, yani makul olanla bakmak. Oran dediğimiz logos, işte oradaki logos, oran anlamında hem görmemizi sağlayan, belli bir orandan baktığımızda görebiliyoruz. Şey neyse, bizatihi kendisini görebildiğimiz veyahut da hani bizatihi ona yakın olarak görebildiğimiz bir oranla bakmak var. Bir de ortos logos olarak Aristoteles'in etiğinde de aynı logos, yine logos var. Ve bu logosu da kim sağlıyor? Toplum olarak övülesi ve gerilesi olan bir davranışta bulunuyorsunuz. Ve bunu toplumda işte bugün narin cinayetinde mesela oradaki köy halkı veyahut da oradaki Phronesis sahibi insanlar bunu çözecekler bir şekilde. Olması gereken şekilde bakmayı ve o makul olanı yakalamayı da toplumla birlikte yapabiliyoruz. Çünkü övülesi ve yerilesi ayıplıyorlar. Öldürmeyi ayıplıyorlar mesela. Övülesi ve yerilesi olanı da bu şekilde belirleme söz konusu. Aynı buna baktığımda o oran orada da geçerli. Bunu da doğruluk kriterini Phronesis sahibi biri sağlayabiliyor, toplumun kendisi sağlayabiliyor. Toplum övülesi ve yerilesi olana göndermede bulunuyor. Dolayısıyla bireyden topluma giden de bir veçe var, bir bakış açısı var. Şimdi canlılık, özür dilerim, tam tanımdan bahsettiğin için. Hı. Canlılık tanımına bir de şu eklenebilir mi acaba? Zıttı olma hali, yani kötülüğün zıttı olma halini de tanımlardan biri olarak düşünülebilir mi canlı olması durumunda? Nasıl? Birazcık yani daha bir aç. Kavramın zıttı olması dolayısıyla bu bir canlılık özelliği gibi de düşünülebilir mi? Ahlaki eylemin canlılığının bir tanımı olabilir mi? Bir şeyin zıttı olması hali. Tabii mesela doğuştan iyi olmuş olsaydık, sadece doğuştan iyiyiz dersek, o zaman bir adali, adil bir zemine ihtiyaç duymazdık veyahut da hani bir ortos logosa ihtiyaç duyulmazdı. Tabii ki de bir şey var. İyi ve kötünün orada belirlenimindeki işte makul olanı, o doğruluk kriterineye dair evet, söylediğin şey canlı olmasına bir göndermede bulunabiliyor. Sadece bir de buradan oraya geçiş yapayım. Şimdi Platon etiğinde iyi iddiasından yola çıkıyoruz ya, Aristoteles etiğinde benden yola çıkıyoruz aslında. Benden yola çıkarak bir iyi iddiasına gitmeye çalışıyoruz. Burada benden yola çıkmak işte makul olanı belirlemeye çalışıyor. Mesela öfkelenmek kötüdür diyoruz. Ama bir çocuğun öldürülmesine öfkelenmek iyidir, değil mi? Orada iyidir, işte öfkelenmek kötüdürden yola çıkmış olsaydık bazı şeyleri göremeyebilirdik. Onun için makul olan Aristoteles etiğinde benden çıkarak prensiplere gitme gibi bir şey var. Şimdi bu alıntıyı okursak sizin söylediğiniz... Tam ekrana verir isterseniz. Tam ekrana. Daha büyür. Evet, orada. Şimdi
Tözün düzeninde tanrı ya da akıl, nitelik olarak erdemler, nicelik olarak ölçü, ilinek olarak işe yarar olmak, zaman olarak fırsat iyidir. Yani Aristoteles'in bağlamını anlatmaya çalışıyorum. Sadece iyi değil, işe yarar olması, fırsat olması, zaman olarak, mekan olarak, her bir anlamda bağlam olarak iyinin yayılması söz konusu. Yani şey, öfkelenme örneğini de o anlamda, hani bir çocuğa kötü muameleye öfkelenmek iyidir aslında örneği o anlamda vermeye çalıştım. Yani bir bağlama oturtturmaya çalışıyoruz. Aristoteles etiğinde böyle bir şey var. Bir bağlam, işte hangi zamanda, hangi mekanda, hangi şartlarda, yani şey, Aristoteles'i temel olarak anlattıktan sonra tezin bir takım hipotezlerinde işte Aristoteles'i, Martin Nussbaum'u ve Matthew Lipman'ı nasıl bir arada okumaya çalıştığımı anlatmaya çalışacağım sonrasında da. Şimdi bir bağlam olarak vurguyla birlikte bir canlılık anlatısı var. Bir de eylemlilik, sürekli bir aktivite içerisinde olmak. Yani bir takım potansiyellerinin değil de o potansiyellerle, işte Zulufu Fındık diye bir çocuk kitabım var. Orada verdiğim örnek de yine Aristoteles'ten. Mesela bir köy yaşamında diyorum ki Kemal abi sadece fındık çuvallarını taşımak üzere bedenini eğitmekle kalmadı. Bir de o fındık çuvallarını taşıdı, o patates çuvallarını taşıdı. Şimdi patates çuvallarını taşımak ve bedenini sadece onunla eğitmek, ona yönelik eğitmek var. Aristoteles'te de aynı şekilde işte olimpiyatlarda bedeninizi iyi koşmak üzere eğitmek değil, aynı zamanda bir hakkı koşmak önemlidir diye bir örneği var Aristoteles'in. Burada ne var? Bir eylemlilik vurgusu var. Bir aktivite içerisinde bir fiil olma hali var. Bununla da ilişkilendirdim canlılığı. İşte İngilizce literatürde vitalite, vivacity, vitalite onlarla ilişkili. Ama dediğim gibi biyolojik anlamda bir canlılıktan bahsetmiyorum. Burada bir ifadelendirme gereksinimi duydum. Ahlaki eylemlerin canlılığı şeklinde bir ifadelendirmede bulundum. Ölçülük kriteri olarak da işte dediğim gibi öbülesi ve yerilesi olanı toplumun belirlemesi ve o canlılığı, ahlaki eylemlerdeki canlılığı toplumun öbülesi ve benim orta olanı, bendeki makul olanı, yani herkesin ortası da farklıdır diye ileriki şeylerde birleştirdiğimde onu da anlatacağım. Ama temellerinin Aristoteles'ten geldiğini, Aristoteles'in ortos logos, adil orta diye çeviriyor, altıl oran diye çeviriliyor. Ortos logosu ile ilişkili ve bu ortos logosun içerisinde sadece akıl yürütmeler değil, duygular da işin içine giriyor Aristoteles'te. Zaten Aristoteles'in metnini antik Yunanca üzerinden okuduğunda Türkçe çevirisinde çıkmıyordu. Ama antik Yunanca'da ortos logos'ta aistesizler de ortaya çıktı. Yani aistesizle, sadece akılla giden değil, logosla giden değil, bir de aistesizlerle bakış var. Phronesis sahibi olan bilgeler, işte master diyoruz, usta. Usta doğru davranışın kriterini vermiş oluyor. Doğru davranışın kriteri de sadece akılla değil, aynı zamanda duygularla ifade ediliyor. Bu Martin Nussbaum'da şöyle yansıması oluyor bu fikri. Martin Nussbaum diyor ki değer yargılarının temelinde duygular vardır. Bir konuşuyoruz, bir şey söylüyoruz ama o duygularımızdan bağımsız değil. Ya duygularımızla ilişkili. Değer yargılarının temelinde duyguların olduğu fikri Matthew Lipman'ı etkiliyor, P4C, yani çocuklar için felsefe, Philosophy for Children, P4C pedagojisine yansımaları. Zaten Matthew Lipman da Martin Nussbaum'un o fikrinden çok etkileniyor. Değer yargılarının temelinde duygular vardır. Ne yapıyor? Lipman'ın perspektifinde 15 çocuk atölye ortamında konuşuyorlar birbirleriyle. Ben arkadaşım gibi düşünmüyorum diyor. Arkadaşı gibi düşünmemesini argümante ediyor. Şundan şundan dolayı arkadaşım gibi düşünmüyorum. Sonra diyoruz ki arkadaşına ne cevap verirsin? Tam arkadaşının karşıtı düşünen var mı? Arkadaşınla aynı düşünen var mı? Arkadaşıma katılıyorum, katılmıyorum. Veyahut da şundan dolayı karşıt düşünüyorum şeklinde kendilerini ifade ediyorlar. Değer yargılarını sunuyorlar ve onların aslında ben böyle hiç düşünmemiştim gibi o başkasının gözüyle hayata bakabilme, başta dedik ya bir kriz yaşıyoruz, başkasının gözüyle hayata bakamamanın getirdiği sancıları yaşıyoruz.
ve bir çözüm arayışı olarak Matthew Lipman'ın P4C pedagojisiyle sunduğu ahlaki eğitim modelinden bahsederek onları birleştirmeye çalıştım. Şimdi bu tezin planını zaten sunmuş oldum. Gerçi tezin planını da şöyle kısaca anlatayım. Çok ufak bir şey sorabilir miyim? Tabii. Aristoteles'ten sonra gelen İbn Sina, Farabi vesaire onun şerhlerini yapan yerlere uğradınız mı, yoksa direkt Aristo metinleri üzerinden mi? Şimdi uğramamak mümkün değil. Şöyle bir şey, Türkçe çeviriler çok yetersizdi. Özellikle Aristoteles etiği anlamında. Mesela İbn Sina'nın çevirisine bakmak çok gerekli. O anlamda İbn Sina'nın çevirisinde neye tekabül ettiğini anladıktan sonra daha açılabiliyor bazı şeyler. Ya yani bunlar aslında şeyler. Ama sadece Aristoteles kısmında bile bir zaten en yorucu kısmı orasıydı Aristoteles'in. Çünkü Antik Yunancasında bile başka edisyonlarda başka tabirler çıkıyor. Hmm. Çok zor bir şey yani. Benim elimde şansım şuydu. Fransızca bildiğim için Fransızca Yolif'le Gautier'in çok iki ciltlik şöyle Nikomakos'a etik komenterleri var. Yani orada ne kadar şey varsa, argüman varsa o Antik Yunancasına dair, işte burada şu kullanılmış ama şurada şu kullanılacak diye onları inceleme fırsatım oldu. Özellikle fokuslandığım Berken numaralarıyla fokuslandığım yerlerde onları derinleşme fırsatım oldu. Fransızca bilmek çok işe yaradı o anlamda. Çünkü İngilizce'de de o kadar derin bir çalışma yoktu. Çok ciddi külliyat var, çok ciddi çalışmalar var. Perseus zaten elimizin altında, Perseus sürekli karıştırıyoruz. Onlara da bakıp hani Türkçe karşılığını verme anlamında, zaten Fransa'dan geldiğimde Türkçe karşılıklarını bilmediğimi fark ettim. Fransızcasını biliyorum ama Türkçeyi nasıl ifade edeceğimi bilmiyordum. O anlamda medeniyet doktorası da iyi oldu. Yani Türkçe çalışmak da iyi oldu. Hani o anlamda uğraşmış olduk. Şimdi teorik ve başlıktan da anlaşıldığı üzere teorik ve pratik soruşturmada iki ayaklı bir planımız var tezimizde. Teorik kısımda Aristoteles, Nussbaum ve Lipman'ın teorik görüşlerini ortaya koydum. Ahlaki eylemin canlılığına dair onların görüşlerini ortaya koydum. Pratik soruşturmada da bir ilkokulda P4C atölyeleri düzenledim 6 hafta. Ve çocuk özne ne söylediyse, çocuk öznenin işte o başkasının gözüyle hayata bakabilme, farklılıklar, bir takım erdemler üzerine atölyeler düzenledim. Ve çocukların söylediklerini not ettim. Teze yansıttım. O şekilde bir pratik soruşturma yaptık. İkisi birbirini desteklesin. Yani orada teorik görüşlerini sunduğumuz şeyleri pratik sahada da böyle yapabiliriz diye bir örneklik göstermeye çalıştım. Bir çıkarımda bulunmaya çalışmadık. Başlıklarını göstereceğim, pratik soruşturmanın üst başlıklarını da göstereceğim. Hani nasıl yaptığımı daha iyi anlayacaksınız pratik soruşturmayı. Bu arada çok mu hızlı gidiyorum böyle? Şimdi tezin temel 3 tane hipotez üzerine yaslanmaya çalıştım. Daha fazla arttırılabilirdi bu hipotezler de. Ben bu 3 tane hipotezi 3 düşünür bağlamında temellendirmeye çalıştım. Bunlardan birincisi, ahlaki eylemlere dair motivasyon ve süreklilik için tikel parametrelerin, yani bize göre orta olanın hesaba katılması gerekir. Şimdi bu fikir önemli. Aristoteles'te işte bana göre orta olan diye bir tabir var. Martha Nussbaum'da işte her tek kişinin biricikliğinin hesaba katılmasının o insani gelişim modelinde çok önemli bir yerde durduğuna vurgu yapıyor. Aynı şekilde Matthew Lipman'da İşte atölye ortamında her tek çocuğun background'uyla konuştuğunu söylüyor. Ve bu üçü, ilk hipotez, üçünde tartışılabilir bir konumda oluyordu. Üçünü toparlayabileceğim bir hipotezdi. Onun için ona tutundum. İlk hipotezim buydu, bunun üzerine çalıştım. İkinci olarak, toplumsal bir iyiyi amaçlamak, ahlaki eylemin canlılığı için önemlidir hipotezi. Bu anlamda her tek kişinin tikel parametrelerini oluşturan duyguları, geçmişi, geleneği, fizyolojik yapısı, cinsiyeti hesaba katılmak suretiyle toplumsal olarak iyi yaşama hizmet söz konusudur. İyi yaşama hizmet söz konusudur. Şimdi
Burada hani dediğimiz gibi bir meselemiz olan bir şeyi tartışabiliyoruz ya. Yani Galatasaray'da dindar kimliğinle olmaya çalışmak. Ondan sonra işte dindarların arasında batılı eğitim almış olarak olmaya çalışmak. Yani mesela şey oluyor, dynamis energeia diyorsun Aristoteles'ten bahsederken. Yabancılaşma diyor şeyde. Belki benim kadar hesabını vermemiştir dindarların baktığınızda. Ve bunlar başkasının gözüyle hayata bakabilme. Ve hani sorduğunuzda hesabını soruyorsunuz ya. Bana bunları söyleme hakkını nereden buluyorsunuz? Yabancılaşma şeklinde bir yaftayı hak etmiyorum falan dediğinizde siz zaten işte şey kutsal kitabı Kur'an'dan daha çok okursunuz falan gibi şeylerle davet eder. Ve herkesin yaşadığından daha fazla acı çekebiliyoruz. Çünkü bir şeyler yaşamışız, bir sürü kavgasını vermişiz ve insanlar bunu hiç bilmeden çok rahat konuşabiliyorlar. İşte o başkasının gözüyle hayata bakabilme dedik ya, empati, sempati kapasiteleri, esneme payları ve o ahlaki eylemin canlılığında bütün bunların, o benim biricikliğimin hesaba katılmasının çok kıymetli olduğunu düşünüyorum. Ve sadece bu şey açısından da değil, toplumun düzenine baktığımızda mesela politik görüşüm birinin taraftar ya da aleyhtarı olmak üzerinden değil de politik alan aslında ötekine dair iyiyi isteme ile ilişkili bir şey. Ve hani politikayı anladığımız şey ve politikanın büyüsünü kaybetmesi çok dehşet sancıları olan bir şey. Ve hepsi de bununla ilişkili işte. Yani o başkasına dair iyiyi isteyememe çok ciddi bir politik tavır da aynı zamanda ve politikanın büyüsünü kaybetmesiyle ilişkili. O yüzden burada da insanlar demek yerine o kişi bazında bunu ayırmakta yarar var. Evet. Çünkü çok daha farklı bir sonuç çıkarıyor insanlar dediğinizde. Tabii tabii. Bazı kişiler bu sorunları size yaşatmış oluyor. Ama o kişinin zihninde o yaşanmış oluyor. İnsanlar bunu yaşatıyor dediğinizdeki sonuçlar çok daha farklı. Tabii bir takım insanlar diyelim. Evet. Aynen öyle. Hani insanlar diye genellemek çok yanlış olur tabii ki. Evet. Ama böyle insanlar var yani. Evet. Var. Bu kişiler tabii ki bazında. Hayal düşünmek o gibi. Başkasının gözüyle bakmayan ve onun için sancılar yaşanıyor zaten yani, o krizler i̇şte, yaşanıyor. Bir tanesi de bu tekil alanda çoğula genelleme gidip gitmediğiniz kısmı da belirleyici olabilir, etkisi yüksek olabilir. Tabii, evet. Şimdi, üçüncü olarak da akletme ve hissetmenin birlikteliğiyle ahlaki eylemin canlılığı, işte bu bahisler temel konularından oluyor. Şimdi akletme ve hissetmenin birlikteliğini dedik ya Aristoteles bağlamında işte ortos logos. Ortos logosu o benim için ölçülülük durumunu toplum tarafından bir takım akletmelerle duygulara hesaba katmak ve hani oradaki akılla birlikte giden diye bir ifadesi var Aristoteles'in. Akılla birlikte giden ne? Duygular. Akılla birlikte duygular gittiğinde ancak makul olanı belirleyebiliyoruz. O doğruluk kriterini oradan itibaren alması ve Martinus Baum'un da işte değer yargılarının temelinde duygular vardır'ı hesaba katması. Aynı şekilde Matthew Lipman'ın da işte çocuğun kaç kardeş olduğundan tutun da o biricikliğinin işte anne baba o heterojen bir yapıda olabiliyor, atölye ortamında homojen de olabilir. Ama işte o çocuklar konuşmak suretiyle kendi dünyalarına dair bir şeyi ifade etmiş oluyorlar ve orada aslında biricikliklerini konuşturmuş oluyorlar atölye ortamında çocuklar. Ve bu üçü de akletme ve hissetmenin birlikteliğini çocuklar hissettiklerinden itibaren ben bunu böyle hissettim, ben bunu böyle düşündüm. Kendine ve arkadaşına yukarıdan bakma ve üstten bakabilme kapasitesi kazanmış oluyor atölye ortamında. 15 kişilik çocuklar diyelim bir atölyede 15 çocuk, 15 katılımlı bir çocuk grubu ve bu grupta konuşmak suretiyle hem duygularına hem düşüncelerine dışarıdan bakabiliyor hem de arkadaşının duygu ve düşüncelerine dışarıdan bakma fırsatı bulmuş oluyor. Konuşturmak bu anlamda. Konuşmak da logosla ilişkili bu arada. Yani teorik arka plan bu şekilde. Birazcık da pratik soruşturmayla ilgili bir şeyler anlatayım. Şimdi bunu tabii bu izinleri falan almak çok zor oldu. Öğretmen değilim.
İşte biz size çocuklarımızı neden emanet edelim? Milli eğitimde bir sürü kişiyi ikna etmemiz gerekiyor. Bu izinlerini almak çok zor oldu. Başakşehir'de evime yakın bir ilkokulda 6 hafta boyunca atölyeler düzenledim. Şimdi atölyelerde mesela şey gitti geldi, atölyelerde Nobody is Normal diye bir kısa filmden itibaren çocukları düşündürme aktivitesi yaptırdım. İşte CİMER'e yazıyorlar, Nobody is Normal ne demek, şey LGBT falan bir sürü şeye uğradı, etti. Tekrar ya aslında bir tarafım da seviniyor ya, diyorum demek ki bu kadar denetliyorlar yani çocukları, size niye emanet ederim diyor, çocukları size niye emanet ederim. Çalışma olduğunu, etik izin alındığı Medeniyet Üniversitesi'nden onları göstermemize rağmen bayağı bir zorladılar. En nihayetinde aldık izni ve hani başladık çocuklarla atölyeler düzenlemeye. Şimdi atölyelerde bilişsel ve duyusal gelişim bağlamında Gaygis'in yüzüğü ifadesi, Giges diye de okunuyor, Giges diyor Fransızlar. Şimdi örneğini anlatayım, daha açıklayıcı olması anlamında anlatayım isterseniz. Efsaneyi anlattım çocuklara ve çocukları şeyin içine sokmaya çalışıyoruz. Şimdi bir takım Matthew Lipman'ın söylediği şey şu, sadece kurallar boyutunda bir ahlaki eğitim modeli sunamayız. Veyahut da sadece çocuğun o natürel risk yapısını hesaba katarak bir eğitim modeli sunamayız. Bunların her birinin birlikte gitmesi gerekiyor. Bunu nasıl sağlayacağız? Mesela Gaygis'in yüzüğü efsanesini, işte orada bir devin parmağında yüzük olduğunu keşfediyor ve çoban o yüzüğü alıyor. Sonra işte yüzüğü kendine doğru çevirdiğinde görünmez olduğunu fark ediyor çoban. Görünmezlik gücü olduğunu fark ediyor. Çünkü aha Gaygis yok falan filan diye konuşmaya başlıyor çoban arkadaşları, diğer çoban arkadaşları. Görünmez olduğunu fark ediyor. İşte bu görünmezlik gücüyle sizce ne yapacak çocuklar? İlk soru bu. Çocuklara bunu soruyoruz. Sizce ne yapacak? İşte kimisi çalardım, çırpardım, banko soyardım. Kimisi Luna Park'a bedava binerdim. Kimisi işte dalga geçerdim, böyle dokunur kaçardım, anlamazlardı. Bir sürü cevaplar geliyor böyle. Kimisi diyor ki işte ben onu iyilik yolunda kullanırdım falan diye çeşitli cevaplar veriyor. Hiçbirinin cevabına seninkisi, sen daha iyisin, işte iyilik yolunda o gücümü kullanırdım, iyilik yolunda kullanırdım diyen daha iyi de, çalardım, çırpardım diyen daha kötü şeklinde bir yaftalama asla olmadan konuşturmaya çalışıyoruz. Çocukları konuşuyorlar, birbirleriyle konuşturmaya çalışıyoruz. İşte bu güç sende olsaydı ne yapardın? Ondan sonra Gaygis sence ne yapacak? Mesela Gaygis ne yapacak şeyi? Bir kendine mesafe, ben yapmazdım ama Gaygis kesin şöyle yapar şeklinde de söyleyebiliyorlar. Böyle bir takım metotlar var ve çocukları şeye hazırlıyoruz. Biz kolaylaştırıcılar olarak da mesela pozisyon olarak kendimin durduğu pozisyonun haricinde düşünmeye çalışıyorum. Çünkü o öbür türlü düşünen çocukların argümantasyonlarını da karşılayabilmek için öncesinde hazırlıyorum. İşte diyorum ki şöyle söyleyen çocuğa dair nasıl yürütebiliriz düşünmeyi? İşte veyahut da böyle söyleyen çocuğa dair konuşmayı nasıl yürütebiliriz şeklinde ben kolaylaştırıcı olarak da ön hazırlık yapıyorum. Kendime de dışarıdan bakarak bir şey hazırlamaya çalışıyorum. Aynı şekilde çocuklara da birbirleriyle konuşurken birbirlerinin cevaplarını duymuş oluyorlar ve bunun üzerinden bir düşünsel bir zemin yaratmaya çalışıyoruz. Sonrasında görünmez olduğun için mi kurallara uyuyorsun, yoksa görünür olduğun için mi kurallara uyuyorsun? O soru evriliyor. Görünür olduğun için mi kurallara uyuyorsun, yoksa görünmez olsaydın da kurallara uyar mıydın sorusuna evriliyor. Sonra bu şekilde çocuklar düşünsel anlamda bir takım erdemlere dair, iyilik, kötülük, yasalar, bu tür eylem erdemlere veyahut da bir yasalara dair düşünmüş oluyorlar. Ve düşüne düşüne bir ahlaki eğitim modelinin bir tezahürü olmuş oluyor bu çalışmalar. Şimdi bilişsel, duyusal gelişimde çocuk kendini ifade ediyor, 15 kişilik. Aynı böyle atölyelerim oluyor. İlkokul, ortaokul, liselerde de yaptık birlikte. Kendi sorularını buluyor çocuklar. İşte iyilik, görünmememe rağmen yasalara uymamdır mesela.
oradan kendi sorularıyla birlikte veya sınıflıyorum diyelim. Üçünüz birlikte çalışın, üçünüz birlikte çalışın falan şeklinde argümantasyon üretiyorlar diyelim. Soruyu ortaya atıyorum. Diyorum ki o başta söylediğim soruyu, Gaijus'un yerinde olsaydı sen ne yapardın? Görünmezlik gücünle ne yapardın? Sorusunu üç kişi birlikte karar veriyorlar. Sonra bir sözcü seçiliyor, onlar açıklıyorlar. Böyle böyle metotları var. Ama her birinin hizmet ettiği şey işte bir toplumsal iyiye hizmet etmek. Çünkü mikro bir toplumu temsil ediyor aslında o 15 katılımcı. Makro topluma etkisi var. Ve bireyden topluma giden bir yapı söz konusu. Bireyden topluma giden bir iyi üzerinde düşünebiliyoruz. Aynı şekilde spontan şekilde çocuklar o an hissettiklerini, o an düşündüklerini yine backgroundlarıyla spontan şekilde aktarıyorlar ve bunun üzerinden bir konuşarak bir pedagoji aslında. Orada çocuğum işte iyi olmak şudur, cesaret şudur şeklinde bir şey değil, moralist tavır diyor Fransızlar buna. Yani iyinin kötünün bilgisi bende, öğretmen otorite ve ben sana bunu vereceğim mantığı yok burada. Birlikte düşünüyoruz. Aa, bu böyle mi acaba? Buradaki iyi olmakla şuradaki iyi olmak arasında ne fark var acaba? Falan şeklinde. Gerçekten kolaylaştırıcı da kendi merak ettiği soruları bir şekilde sorarak onlara bir takım kategorizasyonlar yaptırıyor ve sınıflıyor. Onlara söylediklerini sınıflayabiliyor. Üstten baktırmak suretiyle, bir ortak paydada toplamak suretiyle bir düşünsel anlamda gelişim söz konusu. Bir soyutlama düzeyinden bir abstraction düzeyine nasıl çıkarabiliyoruz çocukları? Yani mesela sınıflama yaptırmak. Çocuklara nasılsın diye soruyoruz mesela. İyiyiz diye spontan şekilde perception düzeyinde, bir algılama düzeyinde iyiyiz diye cevap veririz değil mi? Sonra iyi olmak ne demek arkadaşlar? Orada şey bir tavır, spontan bir tavır. İyi olmak ne demek? Düşünmeye başlıyor. Aslında diyor iyi olmak sağlıklı olmam, huzurlu olmam, mutlu olmam. Sonra yapılan iyilikten bahsetmeye. İşte iyi olmak aslında bir de şu, yani şu, işte kalemimi arkadaşımla ikimizin de aynı kalemi vardı. Arkadaşım kalemini kaybetti. Ben ona söylememiştim aynı kalemimiz olduğunu. Çaktırmadan ben ona kendi kalemimi verdim. Hiç bilmedi benim kalemim olduğunu. Bence iyilik buydu. İşte sandalye kapmacada sandalyemi verdim çaktırmadan. Onun kazanmasını sağladım. Bence iyilik buydu. Mesela diyoruz ki kalemini vermedeki iyilikle sandalye kapmacadaki verilen iyilik arasında ne fark var sence diyoruz. Mesela oradaki işte birinin kazanmasını sağlamak veyahut da işte şey onlar düşünerek kategorizasyonlar yapıyorlar ve bu çocuğu perception düzeyinden soyutlama abstraction düzeyine getirme egzersizleri de yapmış oluyoruz ve düşünsel anlamda bir serüvene çıkmış oluyoruz atölye ortamında çocuklarla. Aynı şekilde farklılıklara dair düşünürken kendine mesafe alabilme. Dedim ya hani çoban bunu yapardı. Ben yapmam ama çoban yapabilir. Yani orada bir karakterle, bir işte roman kahramanı olabilir, işte kısa filmden bir pasaj olabilir, bir yağlı boya eser bile olabilir. Onların her birini uyaran olarak kullanıp onları nasıl düşündürebiliyoruz? Bir müzik parçası bile olabilir. Bir müzik parçasından hangi kavramı çıkarttırıyorsun? Mesela bir müzik parçası dinlettirip kavram çıkarttırma. Bunların her biri abstraction çalışmaları aslında baktığınızda. Sadece bir melodi dinlettirip bir kavram çıkarttırmaya çalışmak mesela. Bunların her biri o düşünsel anlamda bir şeye hizmet ediyor. Akıl yürütme ve duygular birlikteliği de aynı şekilde. Çocuklar background'uyla konuşuyorlar. Anne babası ayrı olan çocuk var. Annesi başörtüsü travması yaşamış çocuklar olabiliyor. Bazı şeyleri farklı söyleyebiliyor mesela. Sen de arkadaşın gibi mi düşünüyorsun diyorsun. Onun için heterojen olması çok kıymetli. Yani bir atölye ortamındaki çocukların farklı farklı şey var. Benim birçok arkadaşım işte katsayı engeline takıldığı için Kur'an kursu hocası oldular. Dolayısıyla beni atölye düzenlemek için Kur'an kurslarına çağırıyorlar. Çocukların isimleri işte Sümeyye, Fatma, yani şey isimler.
eğitim aldım, Türkiye'de birinden eğitim aldım. O da işte anlatıyor katılımda işte Geysi şunu dedi, Doruk şunu söyledi falan. Dedim ki hocam ben hepsi Meyelerle, Muhammedlerle, Ayşelerle, Fatmalarla yapıyorum. Siz Geysi Doruklarla yapıyorsunuz. Aslında asıl olan Geysi Doruk'un hepsi birlikte olsun ki yani bakalım nasıl farklı bakıyorlar, çocuklar nasıl karşılıyorlar ve bir tür hakikat arayışına hani ben böyle bakıyorum, sen öyle bakıyorsun. Bir de şey ya çocuk kafası falan diye söyleniyor. Çocukların hakikate bizden daha yakın olduklarını düşünüyorum açıkçası. Çünkü bazen öyle şeyler söylüyorlar ki yani wow diyorsun. Hiç Aristoteles okumamış, hiç Platon okumamış ama onların görüşlerinden pasajlar sunabiliyor mesela. Böyle şeyler de yaşadım. Gibi gibi. Yani benim söyleyeceklerim bu kadar. Oradaki soyut düşünme yeteneğiyle, o pratikle empati ve sempatiyi bir ilişkilendirme mi söz konusu? Tabii tabii. Yani soyut düşünmeden empati kuramazsın. Karşıdaki nasıl düşünüyor, düşünemezsin. Yani kendinden bir çıkman gerekiyor. Tabii evet, kendinden soyut çıkman. Evet. Zaten başkasının gözüyle hayata bakabilme dedik ya, işte bir o siyah beyaz ırksal çatışmaların ayyuka çıktığı bir dönemde bu pedagojinin ortaya çıkması. Yani ben böyle düşünmüyorum. Mesela atölye sonunda şöyle bir şey oluyor. Ben hiç böyle düşünmüyordum. Ama hani arkadaşın bir de övülesi olan atölye ortamında kendini en iyi ifade eden, argümantasyonunu yapsın, en iyi şekilde argümantasyonunu yapan, övülesi olan o olmuş oluyor atölye ortamında. Ve hani bir tür toplumun belirlemesi dedik ya, öbülesi ve yerilesi olanı. Orada 15 kişilik bir küçük toplum şeyi belirliyor. İfade et, o zaman kendini en iyi ifade eden, en öbülesi olmuş oluyor. Orada argümantasyonları en sağlam olan. Ve hani ben böyle düşünmüyordum ama arkadaşım böyle düşünüyormuş. Şu çok iyi görebiliyor o şeyde. O kapının içinde ama. Kapıdan çıktıkları anda yeni bir grupla karşılaşacak. Evet. O senaryo tekrar, sonra tekrar. Anlar gibi. Ülkeler bazında düşünün. Metodu oturtturduktan sonra, ilkesel bir bakış oturtturduktan sonra niye değişsin ki? Orada o şeyi kavrama işte, o bakışı geliştirdikten sonra A kişisiyle de, B kişisiyle de, C kişisiyle de, ama o ilkeli bakışı oturtturmak lazım. Bunun derindeki... Kırmaya çalışıyoruz ya zaten. Kırmaya çalıştığımız şey de o statik bakışı kırmak ya. Yani. İşte o statik bakışı kırmak da aslında bir yerde şey değil mi? Bir ilke oluşturuyor. Statik bakışı kırmak istiyorum, o da bir ilke. Herkese aynı yerden. Şimdi Martin Nussbaum'un bir örneği var. Diyor ki işte bu 11 Eylül saldırılarında Müslümanlara çok ciddi zulüm de edildi. Hani orada terörist ilan edildi. Ve eleştirel düşüncesi olan, işte Kur'an-ı Kerim'i okumuş olanlar, bir hakkın okumuş olanlar buna hiç inanmadılar. Hani onların terörist olduklarına inanmadılar ve o dönüşümü sağladı. İşte başkasının gözüyle hayata bakabilme dediğimiz şey çok büyük bir alan aslında. Evet. Sadece şey olarak düşünmeyin. Yani mesela tarih yazıcılığında da tarihi tekrardan yazabiliyorlar. Bilim sanatta aldığımız Faruk abi kitabına uyma. Önceleri kitaba uyuyordu. Sonra kitabına uydurdular. Sonra kitabı yeniden yazdılar diye bir şey söylenmişti o aldığımız derslerde. Kitap yeniden yazılıyor ve o yeniden yazılmaya eleştirel bir bakışla ya aslında bu işte hakikat arayışı bir anlamda bir tür hakikat arayışının bir tür tezahürü olmuş oluyor. Yani orada çocuk ben böyle düşünmüyorum, sen böyle düşünüyorsun. Bazen bir travma sonucu, mesela bana oluyor, bazı şeyleri yanlış okuyabiliyorum. Arkadaş, mesela şeyler var, hiç dindar olmayan seküler arkadaşlarım var. Diyorum ki, bak ben burada çok acı çektim, sence bu makul mü diyorum. Diyor ki, hayır senin yaşadıklarından dolayı sen bunu böyle. Mesela öfke duyuyorum. Diyelim, şey oluyor, böyle... Mesela bu alanda çalıştım, bu alanda tez yazdım ama benim kadar çalışmış olmayan ama sadece tesettürlü olmadığı için davet edilen konuş... Ben de hani anlatmaya çalışıyorum, böyle şey yapmaya çalışıyorum. Gerçekten acı çekiyorum böyle ama öyle böyle değil.
Diyorum ki bu kadar acı çekmem normal mi sence? Hani sen nasıl görüyorsun bunu? Hayır diyor, ben olsam acı çekmezdim diyor. Ya yani mesela diyorum ki burada o yarayla birlikte düşünüyorum çünkü hani şey düşünmüyorum. Olması gereken gibi düşünmüyorum. Gibi gibi yani. Bunların başka tezahürleri de var şeyde. Ben bu sisteme güveniyorum. Bu sisteme şey diyorlar. Amerika menşeli bir şey, inanılmaz. Hani bu sisteme inanıyorum falan. Tabii ki de kendim olarak bir şekilde okumaya çalışıyorum. Ama temelde çok ciddi, çok güzel kazanımları olduğunu düşünüyorum. Çocuklar üzerinde de gördüm zaten. Ben ilk defa alıyorum spamı. Şey soracağım, PV4C'yi kurgularken Aristoteles etiğini referans alarak mı bu sistemi kurgulamış, yoksa sen çalışmayı tasarlarken mi bu bağdaştırmayı yaptın? Aristoteles'ten de tabii ki de Matthew Lipman'ın etkilenmesi söz konusu. Ama benim Aristoteles etiği çalışmış olup ondan sonra Matthew Lipman'ın felsefesini okuduktan sonra paralel okumaya çok müsait taraflar var. İşte benden çıkarak ideaya ulaşmaya çalışmak veyahut da bireyden topluma giden yapılar. Bunlar birlikte okunabilir diye düşünerek onlar benim düşüncelerim. Yani onları ben... Şundan dolayı sordum. P4C o zaman çok farklı ahlaki referanslara hizmet edebilecek bir sistem. Konuşmanın başında işte şu an Filistin'de yaşananlara örnek verdi. Şey hayal ettim. Bu çalışmayı İsrail'de bir okulda yapsam ne kadar farklı cevaplar alırdın? Çünkü onlar için Filistinlileri öldürmek çok büyük bir erdem ve iyilik göstergesi. Evet. Ama hakikat de bir tanedir. Hakikat iki tane olsa hakikat olmazdı. Hakikat bir tanedir ve bazı şeyler görülüyor yani baktığımızda. Evet, onların yanlış gördüğünün göstergesi olmuş olurdu. Bu sistem belki de o yüzden eleştiriliyor eleştirenler tarafından biraz da. Çünkü hani hangi ahlaki düzeyde konumlandırsan çalıştırırsın esasında gibi bir durum var. Fazla görecelilik. Evet. Uzak duruyor mağazada. Orada işte şu kısım önemli anlatıyor. Çalışmaların heterojen olması, farklı görüşlerin birbirine farklı bakabilmesine, homojen bir alanda ancak o homojen fikirler birbirini destekler ve şişirir. Orada başka bir sıkıntıya sebep olabilirsiniz. Ama farklı heterojen bir grupta işte o zaman farklılıkları diğerini, ötekini anlamamızı sağlayabilir. Bir de bir sorun var. Bu P4C çalışmanızda okulda 6 hafta boyunca siz aynı grupla mı çalıştınız? Yani aynı çocuklarla çalıştım. Peki bu çalışma sonrasında öğretmenlerinden bir feedback aldınız mı? Bu çocuklarda ne gibi değişiklikler oldu mesela? Şöyle şeyler yaptım. Aslında ben bu bir eğitim tezi değildi. Ya yani bu felsefeden çıkmış ilk tez. Hatta benim tezim P4C'ye dair felsefeden çıkmış ilk tez. O bir gelişim aşamasını takip etme şeyini tezde argümante ediyorum. Diyorum ki bu bir felsefe tezi ve ben bir örneklik göstermeye çalışıyorum şeyde. Ve çocukların cevaplarından mesela son haftalara doğru ben böyle düşünmüyorum, arkadaşım böyle düşünüyor. İşte birinci şeyimiz bu, ikinci argümanımız bu, üçüncü argümanımız bu. Düşünsel anlamda ben onu şeyi gördüm, keyif aldılar. Yani düşünmekten keyif aldılar ve oradaki ama mesela bir takım şeyler yaptırdım. Nasıl denir? Formlar gibi bir şeyler doldurtturdum çocuklara ama onları tezime koymadım. Çünkü bu bir eğitim tezi değil dedim. Şey temel bazım da çocuklardaki gelişimi ölçelim gibi bir şeyim de olmadı. Ama ben gördüm, hani bunu sordun diye söylüyorum. Şey olarak da bizim örneklik gösterme gibi bir amacımız varı özellikle vurguladım. Örneklik gösteriyoruz. Orada çocukların ne söyledikleri, sorulara verdikleri cevapları not etmeye çalıştım. YÖK'ten indirebilirsiniz, tezimi okuyabilirsiniz. Zaten benim gözlemledi anlattığından anladığım kadarıyla sen burada şey kurmuşsun. Hani işte nasıl işte çocuklar için işte oyun terapileri vesaire, bunlar duygularıyla yüzleşmelerini sağlıyor ve bunların özellikle Batı'da ciddi çalışmış felsefi altyapıları var. Hani işte neden yapılıyor, hangi kaynaklardan diye. Sen de bunu burada Türkiye'de bunu felsefi altyapısını aslında bir taraftan. Aynen yapıyorsun. Evet, yani o teorik temellerini vermeye teorik, çalıştım. Evet, bu böyle okunabilir bu şekilde, üç düşünürü birlikte okuyarak bu şekilde bir teorik arka plan vermeye çalıştım. Aynı şekilde de pratik
ile de onu bir şekilde nasıl birlikte okuyabiliriz denemesinde bulundum. Çok teşekkür ediyorum arkadaşlar. Benim için de güzel oldu.